etmesi bekleniyor. Sayın seyirciler, Galatasaray'ın yıllarca kullandığı Ali Sami Yen Stadı'nın yıkımı tamamlanmak üzere. Yıkım çalışmalarını 75 günde bitirmeyi planlayan inşaat şirketi yetkilileri büyük bir şaşkınlık içerisinde. Çünkü yıkım 15 günde bitti. Bunun nedeni ise içten içe çürüyen duvarların en ufak bir darbeyle un ufak olması. Gerçekten büyük bir faciayı atlatmışız. Biz de burada maça gittik. Allah korumuş bizi. Ali Sami Yen Stadı'nın halini işte bu söz çok iyi özetliyor. Galatasaray'ın unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan stadın yerinde şimdi yerler esiyor. Müteahhitliğini Kemal Uzan'ın yaptığı Ali Sami Yen Stadı'nın zaman içinde içten içe nasıl çürüdüğü yıkım sırasında ortaya çıktı. İyi ki yıkılmış diyoruz. Şu andaki betonları, demirleri gördüğümüz zaman iyi ki yıkılmış diyoruz. Büyük bir facialara neden olabilirdi bu. İnsanımızı Allah korumuş. 1964'te seyirciyle buluşan stadın inşaatında deniz kumu kullanılmış. 200-250 kilogram demir olması gerekirken metreküpte 57 kilogram demirle yetinilmiş. Elimde gördüğünüz taş Ali Sami Yen Stadyumu'nun duvarından düşen bir parça. Gördüğünüz gibi üzerinde deniz kabukları var. Uzmanlara göre bu inşaatta olduğundan daha fazla deniz kumu kullanıldı. Ayrıca bu inşaat yapılırken 10 kat daha az demir harcandı. Gördüğünüz gibi ufalanıyor. Bunlar ufalanıyor. Bunlar şey değil, yani beton değil. Olması gereken seviyenin herhalde 1/4, 1/10 seviyesinde. 75 günlük bir süre öngörmüştük. Fakat 15 gün içerisinde biz burayı yıktık. Neden bu kadar çabuk bitti yıkım? Karşımızda betonarme yoktu. Yani betonarme şeklinde bir yapı gördük. Tribünü yıkmak için izin aldık ama 8 saat içerisinde bitirdik. Yani makineleri ellediği zaman takır takır indirdiler. Yıkımdan sorumlu inşaat mühendisi Koray Korkmaz büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Yapı itibariyle kötü bir yapı. Mühendis olarak bu yapıyla ilgili bir yorum yapamıyorum. Çünkü aldığım bilgilere aykırı. Şaşırtıyor beni, evet. İşte uzmanları dinlediniz. Ali Sami Yen Stadyumu'nda gerçekten büyük bir tehlike atlatılmış. Burada maç izleyen binlerce spor severi Allah korumuş. Sayın seyirciler, şimdi sizleri çok